Evet. Gelmeye başlasınlar. Biraz gelsinler bakalım. Evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Toplanalım yavaş yavaş. Birazdan konuşmaya başlayacağız. Toplanırken biraz müzik yapalım. Hatta biraz neşeli bir müzik yapalım. Vardan havasıyla toplanalım. Sonra konuşmaya başlayacağız. Evet. Birazdan başlıyoruz toplanırken. Önde bir cihaz daha var. Oradan da sizin yazılarınız, sorularınız olursa onları kontrol edeceğim. Ana makineye bakıyoruz ama elimizde bir cihaz daha var. Tuzla Sosyal Yarışma Derneği Başkanı, sevgili annem Nursen Temizel ve ben KKP'de dans eğitmeni diyeyim, Kaan Temizel. Beraber bugün bir bilgilendirme toplantısı, bir bilgilendirme yayını yapıyoruz aslında beraber. Yan yana gelelim dedik, hem özlem giderelim hem de aktarımı bu şekilde yapalım diye. Sayımız biraz toparlanana kadar bekleyelim istersen. Evet, ondan sonra birazdan konuşmaya başlayalım. Vardan olmasıyla bekleyelim sizi. Tekrar iyi akşamlar hepinize efendim. Toplanandıktan sonra evet. Konuşalım. Sayımızın belli bir olgunluğa erişmesiyle beraber konuşmaya başlayacağız. Sohbetimize başlayacağız sizlerle. Hoş geldiniz hepiniz. Kaçırdığımız arkadaşlar olabilir. Hızla geliyor çünkü o merhabalar, hoş geldinler, el işaretleri hızlı hızlı akıyor. Kaçırdığımız insanlar olabileceği için topluca hepinize, yeni katılan herkese, aramıza katılan herkese hoş geldiniz diyoruz. İstanbul Tuzla'dan yapıyoruz bu yayını bu arada. Mübadelenin başkentinden yapıyoruz efendim. Tuzla'dan. Evet. Baba evinden. Evet. Benim için baba evinden. Evet. Evet, şu an 25'ler civarındayız. Biraz sayımızı bekleyelim. Tam başlama saatimiz 21'di. Biz bir 5 dakika kadar erken açtık yayını. Toplanalım hızlıca diye. O sırada Rumeli türküsüyle sizi karşılayalım istedik. Evet, özledik işte. Rumeli türkülerini. Evet, evet. İcra etmeyi de özledik. Koromuzda icra etmeyi özledik. Çok şeyleri özledik aslında. Çok şeyleri inşallah konuşacağız. Evet. Az kaldı. Yavaş yani yavaş yavaş bence. İnşallah bir hikaye. Aşılarımızı vurdurunca geliyoruz efendim. Sen tabii alıp daha şanslısın. Ben hani. Biraz yaklaştım. İlk aşılamalardan faydalanacaksın. İnşallah vallahi bir zatürre aşımı 4 ay sonra vurdular. Çok yeni vurdular. Ancak evet, zaten 28 evet. Gün oldu üzerinden geçelim. Şu anda vururlarsa vuruluyorum. Yani daha önce vurulamayacaktım birkaç gün önce olsaydı. Evet. Ama tabii yine de sağlık çok önemli. Aşı bizim için gerçekten önemli. Her şeye rağmen ben hazırım. Onu söylemek isterim. Evet, evet. Bu önemli bir mesaj aslında. Evet. Yani belki bugünkü yayının konusu değil ama evet. Sen 50 yaşını geçmiş bir insan olarak teşekkür ederim. aşı üzerine istersen bir tavsiyede bulunurum. Bence de evet, bazı işte böyle farklı düşünceler var aşı üzerine. Ama tabii sağlık çok önemli ve şunu da söyleyelim, 65 yaş üzeri bir senedir biliyorsun çok sıkıntılı günler yaşıyoruz hepimiz. Evet, evet. Ben özellikle benim yaşımdaki insanlar, bu bizim hayatımızda gördüğümüz en sıkıntılı, en özgürlüğümüzün kısıtlandığı günlerdi bir senedir. Evet, evet. Dolayısıyla da bu çok üzücü. O anlamda ben her şeye rağmen bugün aşı sıra geldi dediklerinde seve seve aşımı olacağım. Lütfen hepimiz aşılarımızı olalım. Güzel günler de gelsin artık. Çok i̇nşallah, özledik çünkü. İnşallah. Bu arada ellerinden öpenler, selam gönderenler var. Teşekkür ederim. Hepsine topluca artık cevap verebiliyoruz. Evet. Ama Hakan Bey'in, operatör doktor Hakan Bey'in ellerinden öptüğünü az önce yakaladım. Onu söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Tabii sağ olun. Ben hepinizin hemen hemen hepinizin annesi sayılıyorum. Annesi yaşındayım. O bakımdan hepinizi bir anne olarak kucakladığımı söylemek isterim. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar hepiniz hoş geldiniz ve başlayalım artık. Başlayalım ister ama sayı tabii gittikçe artıyor. Bizim tam başlangıç saatimiz 21'di. Yani anonsları öyle yaptık. İlanları saat 21 için yapmıştık. Sanırım bir dakika falan var. Biraz sayı, evet, biraz istersen
sohbet edelim. Evet, yani tabii, tam konuya girmeden. Tabii tabii yani. Bir açılış. Pandemi hayalimiz, gündemimiz pandemi olsun açılana kadar bence. Gündem evet, dışı. Evet, gündem dışı pandemi üzerine konuşalım. Aşı konusunda annemin söyledikleri bence çok önemli. Yayında olup, sağlık çalışanı olup, çok öncesinde gönüllü aşı olmuş arkadaşlarım da var. Ve önemli insanların, yani toplumda sesi olan insanların aşı olacağım demesi bence çok kıymetli. Nursel Temizler'de onlardan biri. Bu arada şunu da söyleyelim. Bir yıldır sağlıkçılarımız olağanüstü bir çalışma içerisindeydiler. Evet. Yani eczacılarımız, sağlıkçılarımız, doktorlarımız birçoğunu kaybettik bu pandemi dolayısıyla. Kaybettiğimiz bütün o değerli doktorlarımıza, sağlıkçılarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ve tabii emeği geçmiş olan, çok bizim sağlıklarımız için uğraşan sağlıkçılarımıza da binlerce teşekkür ediyoruz. Evet, evet, sağ olun. Hepsi var olsunlar. İyi ki varlar gerçekten. Evet, evet, haklarını iade edelim öncelikle. Evet, tekrar hoş geldiniz, artık programa başlayalım. Böyle televizyon programı sunuyor gibi oldu. Notlar falan aldık annemle. İşte kitaplar çıkarttık, ne yapalım, ne konuşalım falan. Bir de ben epeydir zaten canlı yayın ritmine de kavuştuğum evet. için böyle her gün sanki radyo televizyon programı yapan gibi biri gibi oldum. Evet. Öğreniyoruz biz de yani yaptıkça, bu yayınları yaptıkça hem teknik anlamda bir şeyler öğreniyoruz hem de canlı yayın matematiği üzerine. Hemen çok kısaca bugün nelerden bahsedeceğiz? Bunu evet. ben bir özetini geçeyim, nelerden konuşacağız. Bugün çok kısaca bir önceki yayında Tuzla Mübadele Müzesi'nden bahsetmiştik. Yaklaşık 2 ay kadar önce bir canlı yayın daha yapmıştık aynı annemle. Orada mübadeleden epeyce söz etmiştik. Yani bir herhalde bir saat falan mübadeleyi anlatmıştık. Bugün çok kısa, yani o kadar değil ama mübadelenin ne olduğu üzerine biraz anlatacağız. Mübadelenin yıl dönümü olan 30 Ocaklar'da dernek olarak 12 yıldır bir etkinlik yapıyoruz. Bunlar nedir? Bu sene bu etkinlik nasıl gerçekleşecek? 12 yıl boyunca başka ne tür etkinlikler yapıldı? Bunlardan bahsedecek Nursel Temizel. Bir müzemiz var. Müzeden yine bahsedeceğiz mutlaka. Bilenler olabilir, bilmeyenler olabilir, merak edenler olabilir. Müzeden bahsetmemiz gerekiyor. Ve bu cuma ne yapacağız? Onu bahsedecek. Hani bu cumaki programı pandemi şartlarında nasıl gerçekleştireceğiz? Bunlardan bahsedeceğiz. Soru cevap alacağız. Sorularınız olur mutlaka. Bu sorulara mümkün olduğu kadar dilimiz döndüğünce cevap vereceğiz. Ve de bu haftaki, bu cuma yapılacak etkinlikle ilgili bir tag, bir hashtag açacağız. Sosyal medyayı kullanan sizler artık tag, hashtag nedir zaten çoğunuz biliyor. Bir hashtag belirledik arkadaşlar. Bu canlı yayının da hashtag'i o oldu. Hashtag'in ismi, yani etiketin ismi Hüzün Çiçekleri. Bu yayınla ilgili, cuma günü yapılacak etkinlikle ilgili eğer katılırsanız inşallah ve bu hafta boyunca yapacağımız paylaşımlarda, bu konuyla ilgili yapacağımız paylaşımlarda bu tag'i kullanacağız. Bu etiketi kullanacağız. Siz de bu etiketi kullanarak paylaşım yaparsanız sevineceğiz ama onun detaylarını zaten biraz da anlatacağız. Tag'in ismi Hüzün Çiçekleri. Evet, mübadele nedir? Çok kısa anlatayım ben. Sonra sözü sana bırakacağım. Evet. Mübadele dediğimiz şey ne? Mübadele kökü Arapça bir kelime aslında ve takas anlamına geliyor. Takaslamak, bir şeyi başka bir şeyle değiştirmek anlamına geliyor. Ama buradaki takas tabii maalesef hiç insani olmayan bir şekilde insanların takas edilmesi. Yani belli bir ülkedeki belli grupların, etnik grupların başka bir ülkedeki başka bir etnik grupla takası anlamında kullanıldığı mübadele. 1923 yılının 30 Ocağı'nda, 30 Ocak 1923 İsviçre'nin Lozan şehrinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Yunanistan hükümeti arasında bir protokol imzalandı. Bu protokol uyarınca o dönemde Yunanistan topraklarında yaşamakta olan Müslüman Türklerle yine aynı dönemde Anadolu'da yaşamakta olan Ortodoks dinine mensup herkes. Burada yani Rum veya Yunan denmiyor. Burada bir dikkatinizi çekmek istiyorum. Din üzerinden yapılmış bir din imanet. Üzerinden ama oradan gelenler için bir Türk ibaresi ayrıca ekleniyor. Din üzerinden yapılmış bir insan takası ve bu takasla ortalama 2 milyon insan yer değiştirdiler. Karşılıklı olarak göç ettiler. Ve bu göç dünya tarihinde bu zamana kadar kayıt altına alınmış en büyük zorunlu göç, yer değiştirme. Yaklaşık 750 bin Müslüman Türk Yunanistan topraklarından yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'ne göç etti bu protokolle beraber. Türkiye topraklarından, Anadolu topraklarından da yaklaşık 1 milyon 350 bin Rum veya Ortodoks Yunanistan'a göç ettirildi. Ve bu tabii ki
birçok boyutuyla ele alınması gereken bir olay aslında. Trajedi diyebilirsiniz, bir tarihi olgu diyebilirsiniz, göç olarak bakabilirsiniz. Ama bunun beraberinde gelen pek çok insan hayatına dokunan, acılı, daha çok acılı olan tarafları var. Ve bu aslında ortalamaya vurduğumuzda hüzünlü, acılı bir şey. Mübadelenin kısacık bu şekilde size tanımlamasını yapmış olayım ben. Çoğunuz biliyorsunuz, biliyorum ama çok kısaca mübadelenin ne olduğunu bu şekilde anlatmış olalım. Kısaca gireyim mi? Tabii. Şimdi mübadele tabii ki 1923'te yapıldı. Ancak 1912'de biliyorsun Balkan Savaşları'yla beraber mübadele yapılmak istendi. Yani Balkanlar farklı bir dünya, biliyorsunuz yıllarca savaşların, karmaşaların olduğu bir yer. En başlangıcı zaten 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı ile başlıyor. O zaman bir göç dalgası geliyor. 1912 göç dalgası geliyor. Dolayısıyla 1912'de mübadele yapılmak isteniyor fakat başarılmıyor. Ama 1912'de gelenler de mübadele olarak kabul ediliyorlar. Evet. Hepsini baktığımız zaman 5 milyon insan neredeyse Balkanlardan ülkemize geliyor. 1877'de de saydığımız aslında zaman. Aslında o göç belki de yani geçmişe kadar devam etti aslında. Evet, bence evet yıllarca devam etmiş. Bu şekilde tamamlamış olalım. Evet, evet. Mübadil ve muhacir kavramlarını da çok kısaca istersen söyleyeyim. Mübadil ve muhacir aynı kelimeler değil. Şöyle söyleyelim, her mübadil muhacirdir. Her mübadil bir muhacirdir aynı zamanda ama her muhacir mübadil değildir. Çünkü mübadele bir sözleşmeyle beraber yapılmış bir göçtü bu. Ortada dediğim gibi iki hükümet arasında yapılmış bir sözleşme uyarınca belli bir program dahilinde göçler yapıldı. Ama muhacirler kendi istekleriyle veya kaçarak belli bir anlaşmaya bağlı olmadan göç eden herkese muhacir deniyor. Göç ettiğiniz andan itibaren muhacirsiniz. Belli bir anlaşmaya bağlı olun ya da olmayın. Ama mübadil olmanız için o anlaşma uyarınca gitmiş olmanız gerekiyordu, göç etmiş olmanız gerekiyordu. Böyle bir küçük fark var. Bunu tabii sabahlara kadar konuşulabilecek bir şey bu. Bugünkü yayının konusu nedir? Bizim derken ben de Tuzla Sosyal Danışma Derneği'nin bir üyesi olduğum için. Eski yöneticimiz yani. Onunla başardık bu işleri. Biz onu da söyleyelim. Estağfurullah. Yani, iki dönemde yönetim kurulu üyeliği yaptığım Tuzla Sosyal Danışma Derneği 12 yıldır mübadelenin sözleşme yıl dönümü olan 30 Ocaklarda. Bu arada anlatırken onu söylemedim herhalde. 30 Ocak 1922'de imzalandı bu 23'te. Protokol. 23'te özür dilerim. Ve her 30 Ocak yıl dönümünde Tuzla Sosyal Danışma Derneği'nin öncülüğünde bir anma töreni yapılıyor. Anma etkinlikleri yapıyor. Hem tören yapılıyor hem de akabinde bir takım etkinlikler yapılıyor. Ne yapılıyor? Nasıl başladı? Nedir bunlar? Seni dinliyoruz anne. Evet. Tabii öncelikle şöyle diyelim. Tuzla bir mübadele kenti. Neden mübadele kenti diye sorarsanız 1890'larda Tuzla'ya bir karantina yapılıyor biliyorsun. Abdülhamid'in talimatıyla. Evet. Çünkü o zaman Avrupa'da bir salgın hastalıklar baş gösteriyor. Dolayısıyla da büyük bir kolera salgını. Evet, değişik salgın hastalıklar. İkinci Abdülhamid diyor ki biz denizden gelecekleri burada koruma altına alalım, sterilize etmek için Tuzla'ya bir karantina yaptırıyor. 1890'da Tuzla'ya karantina açılıyor. Bir de Çatalca'ya. Karadan gelenler Çatalca'da, denizden gelenler Tuzla'da. Evet. Karantinada. Evet, iki ucu şehrin aslında. Evet. Bu vesileyle mübadeleyle Yunanistan'dan kalkan gemilerin aşağı yukarı %80'i Tuzla karantinasına mübadele bırakıyor. Yani gemiler dolu dolu gelerek bu karantinaya geliyor. Karantinada etüy makineleri var. Orada etüden geçiyorlar. Sağlık kontrolünden geçiyorlar. Etüy bu arada çok kısa araya gireyim. Etüy Fransızca kökenli bir kelime. Zannediyorum ütü anlamına geliyor. Evet. Aslında ütüleme oradan geliyor. Mübadiller zaten biz ütüden geçtik diyorlar. Evet, ütülediler bizi diyorlar. Evet, ütüden geçtik diyorlar. Evet. Orada barakalarda kalıyorlar hasta olanlar, iyileşenler. Gemiler ilaçlanıyor, insanlar ilaçlanıyor. Sağlık kontrolünden geçiyor. İyileşenler iskan edildikleri yere gitmek üzere ilaçlanan gemilere tekrar inip iskan edildikleri bölgelere gidiyorlar. Evet, evet. Bizim ailelerimiz Tuzla'da kalıyor. Tuzla'da kaldı. Senelerce böyle geçiyor. 85... Orada etüv makinesi, çok kısa bir şey daha ekleyeyim. Etüv makinesinin kullanılmasının sebebinin su olmaması yeteri kadar. Buhar basınçlı. Buharla temizliyorlar. Yani su yok çünkü yeteri kadar. Basınçlı buhar. Basınçlı buhar makinesi. Evet. Tabii o da çok derin tabii. Orasını da anlatmak çok derin mesele olduğu için bu şeye sığdıramayacağız. Ama bugün hala bu etüv makinelerini görebileceğiniz bir müze
Bugünkü evet. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Denizcilik Fakültesi'nin içinde duruyor ama onu zaten sen anlatacaksın. Hemen onu da gündeme getirelim, öyle başlayalım. Evet, evet. Ben iki dönem meclisiyle yaptım Tuzla Belediye Meclisi'nde. Tuzla'mızı temsil etmeye çalıştım nacizane. Tabii ki Tuzla'nın tarihi benim için çok kıymetliydi, çok önemliydi. 10 yıllık süre içerisinde Tuzla'nın tarihini her gün gündeme getirmiş biri olarak, karantinanın da müze olmasını çok isteyen biri olarak yazı ile, sözlü önergelerle, yazılarla talepte bulunduk. Tabii Tuzla Derin, ben hem kendi şahsım olarak, meclis üyesi olarak hem de Tuzla Derin ismini kullanarak yazılı izinler istedim. Oranın bir mübadele müzesi olmasını istedik. Tabii bunlar geri çevrildi, oldu bir mücadele. Şu kitabın içerisinde, sende mi o kitap? Neyse, Selanik'ten Tuzla'ya mübadele kitabımızın içerisinde bu resmi yazılarımızın hepsi mevcuttur. Hani bir mücadeleyi ben nasıl başardım? Bu kitap bizim bir serüven kitabımızdır açıkçası. Evet, evet. Bu şekilde sonra, belli bir süre sonra orası bir müze oldu. Evet, orada yok olmuş olan etüy makinaları, karantinadaki malzemeler, atalarımızın hafızalarında derin derin izler bırakan karantina, daha sonra müze olarak İTÜ Denizcilik Fakültesi tarafından müze yapıldı. Deniz müzesi aslında. Deniz müzesi ama biz tabii mübadele, inşallah ileride mübadele olacak adı onun. İnşallah, evet. Tabii ki istiyoruz, talebimiz var. Çünkü ondan sonra da her 30 Ocak'ta orayı biz ziyaret ediyoruz. Yani bugün karantina bir mübadele müzesi ise ya da karantina yaşıyorsa eğer, Tuzla Sosyal Dayanışma Derneği'nin ve benim şahsımın çok büyük emeği vardır. Kesinlikle öyle. Evet, bunu her şekilde konuşabilirler. Gerçek budur. Zaten kitapta da gerçektir. Orasını kazanmış olduk. Bu benim için Tuzla'nın böyle bir yeri kazanmış olması çok önemli. Mübadillerin böyle bir yere sahiplenmesi çok önemli. Onun için mutluluk duyuyorum. O şekilde oldu. Sonra 2009'da sempozyumlar yapmaya başladık, biliyorsun. Böyle başladı. O sempozyumlarda, son 2009'da yaptığımız sempozyum konuşmamda şöyle bir şey dedim. O sempozyumun nasıl bir şey olduğunu çok kısa anlatayım. Uluslararası bir sempozyumdu. Hem Yunanistan'dan hem Türkiye'deki önemli üniversitelerden akademisyenler, bilim insanları, araştırmacılar katıldı. Tuzla Sosyal Dayanışma Derneği'nin organize ettiği bu sempozyumlar. Evet. İsmi de, sempozyumun ismi de Selanik'ten Tuzla'ya mübadeleydi. Böyle bir isim bulmuştuk. Evet. Çok önemli bildiriler yapıldı. Bilim insanları tarafından çok önemli tezler ortaya atıldı. Görseller paylaşıldı. Soru cevaplar yapıldı. Yaklaşık özellikle 2,5-3 saat kadar süren bir sempozyumdu bu. Sonra bu kitaplaştırıldı. Bahsettiği kitap annemin. Bu kitap aslında, gösterelim istersen. Kitap, evet. Bu Tuzla'ya çıkmış olan ilk kitap. Biraz yakınlaştırayım, sen söyle. Bu kitap Tuzla'ya çıkmış ilk kitaptır. Tuzla'nın ilk kitabıdır. Ve mübadele üzerine de akademik çalışmalar yapılmış bir kitaptır. Ayrıca da bizim çalışmalarımız da içinde mevcuttur. Ondan sonra da zaten iki buday başağa çıkmıştır. Bu da önemlidir. İşte o gün bu kitabın içerisinde konuşmamda şöyle bir şey söyledim topluma. Kalabalık bir katılım çoktu çok. Evet. Dedim ki madem gemiler Selanik'ten, Yunanistan'dan Tuzla'ya gemilerle gelmişler. Ve bu gemilerden inmişler karantinaya, karantinada ilaçlanmışlar, gitmişler binlerce insan. O zaman burasının önemi çok farklı. Biz onları anmalıyız mutlaka dedim. Çünkü 87 yıl, 80-90 yıl sonra biz başladık anmaya, değil mi? 2010 yılında başladık. İlk başlangıcımız 2010 yılıdır. Herkes dedim konuşmamda, o zaman 30 Ocak 1923'te imzalanmış. Madem 30 Ocak 2010 yılında o gün saat 14'te gemilerle gelenler deniz kenarlarında kutlasın karanfil bırakarak, karayoluyla gelenler tren garlarında kutlasın dedim. Ansın birer karanfil bırakarak analım ve hepinizi de dedim 2010 günü, 2010 yılında 30 Ocak günü Tuzla'nın karantina açıklarında herkesi bekliyoruz dedik. Tabii biz karanfillerimizi aldık, temin ettik ve bayağı canlı yayınlarla, televizyonların canlı yayınlarıyla ve Tuzlalıların da çok büyük katılımlarıyla. Televizyon derken ulusal televizyonlardan bahsediyoruz. Haberlikten falan bahsediyoruz. Elbette. Birinci kuşak Lütfü amcamız vardı. Tuzla'da da Ramazan amcamız. Ramazan Eser amcamız, o zaman birinci kuşak, bunlar oradan gelen kuşaklarımızdı.
Onları tevsili bir tekneye indirin. Arada bazı sorularınız oluyor. Evet. Görüyorum. Mesela bu son sorusu Çiğdem Hanım'ın. Soru cevabı son kısımda yapacağız. Eğer size de uygun olursa. Çünkü buradan yazdıkça siz akıyor. Unutabiliriz cevap vermeyi. Evet. Son kısımda soru cevap alacağız. Evet. Bunları o zaman sorarsanız. Çünkü benim de şu anda not almam zor oluyor. Ama unutmayın lütfen. Evet. Sorularınızı en sonunda alacağız ve dilimiz döndüğünce hepsini cevaplayacağız. Evet, teşekkür. Onun için bir akışı da bozmamış olacağız bu vesileyle. Evet. Bu arada kitabı ters tutmuşum. Ters tutmadım. Güzel. Ön kamerasından tabii yayın yapıyoruz telefonu. O yüzden aynalı bir görüntü olarak izliyorsunuz bizi. Dediğim Selahattin Tuzla'ya Mübadele kitabımızın ismi. Evet. Ters gözükmüş olabilir, kusura bakmayın. Şu anda da bitti kitabımız. İnşallah tekrar bastıracağız. Zaten alamıyorsunuz. Yok, yok ya, şu an elimizde yok. Benimdeki evet. Örnek sadece. Efendim sonra 2010 yılında 30 Ocak'ta gittik karantina açıklandı. Tabii bize İTÜ'nün kampüsü de verilmedi. Hani yani biz inanın sanki bir azınlık gözüyle bakıldık. Öyle söyleyeyim, ben gerçekçi bir insanım. Bunları zaten hepsini kayıt altına aldım. Bu kitabın içerisinde her şey var. O bakımdan çok mutluyum, çok rahatım. Çünkü hakikaten bir mübadil kızı olarak, bir Balkan kızı olarak bir tarafım Bulgaristan, bir tarafım Selanik. Ben gönlümü verdim, aşkımı verdim, emeğimi verdim ve doğrular neyse ben söyleyeceğim. Benim hayatım doğrularla geçmiştir çünkü. Bunlar bu kitaptadır. Evet, gittik dedik ki pis bir çöplüğün içerisinde bir iskelede karanfillerimizi bıraktık. Yukarıdan ulusal kanallar bizi çekiyor. Aşağıda temsili bir tekne aldık, hazırladık. Birinci kuşak mübadillerimizi denize doğru gönderdik, onları temsili karşıladık. Muhteşem, çok keyifli, çok özel ve hakikaten hakikaten anma günüydü. Ve birinci kuşakların olması çok kıymetliydi zaten. Bu böyle birkaç sene devam etti. Yani 13-14 yaşında ilk Türkiye'ye geldiklerinde adım attıkları o iskeleye ya, evet. 90'lı yaşlarında bir kez daha adım atmaları gerçekten unutulmaz anlardı. Çok unutulmaz. Onları yaşamış olmaktan doğrusu yani... Yaşamış ve yaşatmış olmaktan. İnşallah yaşatmışımdır evet. Da diyebilirim. Çünkü Lütfü amca şöyle dedi, biz dedi gemilerden indik, 10 yaşındaydım bu tüm makinelerinden geçtik bu aletlerden. Ve biz dedi karaya indiğimiz zaman memleketimiz bir savaştan çıkmış dedi. Türkiye bir savaştan çıkmış olmasına rağmen Atatürk bize sıcacık birer tas çorba verdi dedi. Bunlar çok önemli şeyler. Evet. Çok kıymetli konuşmalardı bunlar. O anlamda sonra yeri öttü. 10 yaşında inmişti buraya. Evet. 90 yıl sonra dedi. Bir kez daha eğildi yere öptü, secde etti. Bir kez daha öpmek istedi, öptü ve evet. O an unutulmaz bir andı. Bunların biz haklarını ödeyemeyiz. Asla. Çünkü Balkanlardan gelirken aileler, başlarında onların bir erkekleri yoktu. Genç erkekler savaşlarda ölmüştü. Evet. Ya başlarında bir dedeleri vardı ya da 5-10 yaşındaki erkek çocukları. Kadınlar da kanlı arabaların önünde dizlerine kadar çamur içerisinde gelmişlerdi. Tabii bunları da birazcık geçelim evet, öyle. Evet, evet, bu çok evet. Önemli. Yani mübadele işte siz mübadelesiniz biz değiliz diyen insanlara buradan sesleniyorum. Mübadele dünyanın bir gerçeğidir. Evet, evet. Dünyanın en acımasız göçüdür. Ve bir daha tekrar bir eşi de yoktur. Tektir. Büyüklük anlamında evet ama tabii birçok zorunlu göç var yaşanan dünyada. Yakın geçmişte de var. Evet. Başka etnisiteler üzerinden yapılan göçler de var. Hani evet. Türkiye'ye zamanında gelmiş evet. Olan evet. Başka bunların hiçbirinin yaşanmamasını istiyoruz. Çünkü evet. Bunlar hiçbiri insan haklarına da çok hani uygun şekilde yapılmış şeyler değildir. Kesinlikle. Özellikle göçün yapılma şekli yani gemilerin aslında bir yolcu gemisi olmaması, yük evet. Gemileriyle insanların evet. Taşınmış olması, tuvalet ihtiyaçlarının, çeşitli ihtiyaçlarının yol boyunca giderilememiş olması, evet, arıza yapan gemilerin yolda belki de günlerce beklemesi, aç susuz, yolda evet. Ölen çocuklar, evet. Yani trajedi boyutu çok evet. Büyük işin evet. Ama çok uzun hani. Bu taraftan da ayrıca anlatalım, evet. Geçelim şimdi biz. Bu arada bir şey söyleyeceğim, çok kıskandım. Az önce 111'li rakamları gördük.
Ben pandemi boyunca sürekli canlı yayın yapıyorum biliyorsun, böyle hafta bir falan canlı yayın yapıyorum. Hiç bu rakamlara ulaşmamıştım. Demek ki Nursen Temizel'in etkisi... Estağfurullah. Estağfurullah. Efendim demek ki birazcık ilgimi bari ilgi duyan dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Sanıyorum birçok insan ilgi duyuyor bu konuya diye düşünüyorum. İlle mübadil olmak gerekmiyor bu konuya ilgi duymak için zaten. Tabii kesin de gerekmiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yeterlidir zaten. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarına damgasını vurup bir mihenk, yani bir kilometre taşıdır mübadil. Kesinlikle, kesinlikle. O yüzden herkesin mutlaka anlaması, bilmesi gerekiyor bence. Evet. Tuzla'yı... Dan şimdi şunu da söyleyeyim, iki taraflı yaşanmıştır. Şimdi tek taraflı konuşmayalım. Tabii biz şimdi anlatırken sanki sadece biz bunun acısını yaşamışız gibi bir şey anlaşılmasın. Aynen. O yüzden biz sadece bugün anma gününe atıfta bulunacağımız için tek taraflı konuşuyoruz. Mübadele iki taraflı, iki milletin karşılıklı yaşadığı bir zorunlu göçtür. Bunu söyleyelim ama bu konuları daha sonra belki böyle zaman zaman anlatırız. Zaman zaman aslında bu konu üzerinde canlı yayınlar yapmalıyız belki. Bence yapalım. Belli konu başlıkları belirleyerek onlar üzerinde ayrıca anlatmak gibi. Ama bu ilk konu başlığımız Cuma günü yapacağımız etkinlik. Şimdi biz 2010'da yaptıktan sonra etkinliğimizi ikinci yıl, üçüncü yıl hiç aksatmadan bir defa hiç aksatmadık. Ve aksatmadan yaptığımız için de bugün Tuzla'dan başlatmış olduğumuz bu etkinlik Türkiye'nin birçok mübadil dernekleri tarafından gerçekleştiriliyor. Bu güzel. Evet. Bu tarafı çok önemli. Yani herkes geçmişini bir anıyor. Bir de savaşlarda ve göç yollarında kaybettiklerimizin anısına bırakıyoruz biz orayı. Evet. Çünkü hakikaten yani Yemen Savaşı, bakın Balkan Savaşı, Osmanlı-Rus Savaşı, Kurtuluş Savaşı. Yani bu insanlar buralarda hep vardılar zaten. Evet. Yani onları da bakınca hepsi giriyor Türkiye'nin. Çok büyük bir savaşlar döneminin arkasından gelmiş bir şey zaten. Aynen. Evet, evet. Evet. O bakın ikinci sonra devam ettik. Sonra dedik ki işte biz etkinliklerimizi, anma günlerimizi yaptığımızda konser de yapalım dedik. Çünkü Tuzla Sosyal Dayanışma Derneğimizin bir de korosu var. O da bizim böyle rehabilite... Çok dilde şarkılar söyleyen bir koro. Evet, yani iki tarafta. Evet, her iki ülkenin de hem Rumca bilmediğimiz halde öğrenmeye gayret ettik ve iki ülkede de konserleri verdik. Yani şey yapmayalım, mütevazılık yapmayalım. Evet. Bir Yunanistan'da yaptığımız konserde bir salon dolusu Rum dostumuzu salya sümük ağlattınız. Çok, evet, yani evet, bunları da yaşadık gerçekten. Evet, evet. Evet. Güzellik, çok güzellikler yaşadık. Yani o taraftaki dostlarımız, bu taraftaki dostlarımız... Biz zaten halkız ve halkların barışıklığı var zaten, dostluğu var. Çok önemli, çok kıymetli. Bütün bu yapılanlar aslında buna hizmet etmek aynen, için zaten. Aynen, bunu biz de bunu yapıyoruz zaten. Her iki tarafta da bir dostluk köprüsü oluşturduk. Evet, evet. Her sene gidiyoruz zaten, köylerimizi geziyoruz. Yani bugün Yunanistan'a gittiğimizde kapımız var, çalacak kapımız var. Evet. Bu arada da Todor Pavlidis'imizi kaybettik, bizim kültür elçimiz. Evet, onu söylemek onu lazım da, bence daha evet, rahmetle anmak isterim onu da. Çok bize, o Yunanistan tarafında bize çok büyük kesinlikle. Burada da bizim sempozyumlarımızda bizi uluslararası konuşmacımız olarak anne babası Bafra'da olan evet. Çok iyi Türkçe konuşan ama Bafra şivesiyle. Evet. Çok iyi Türkçe konuşan avukat Theodoros Pavlidis her sene biz kendi memleketimize ziyarete gittiğimizde onlar oraya yerleşmiş olduğu için mübadeleden sonra hep bizi orada karşılardı. Bize bizi gezdirirdi. Orada bütün her şeyimize iyilerdi sağ olsun. Ailemizden biri gibiydi. Maalesef yaklaşık bir ay kadar, bir, üç hafta falan oldu galiba. Kaybettik. Ruhu şad olsun, toprağı bol olsun. Evet, onu kaybettik. Bir de tabii ki bu günlerde bizle beraber olan birinci kuşak Lütfü Karadağ amcamız. Evet. Ve Tuzla'da Ramazan Eser amcamız. Salih Eser amcamız. Bizlerin bu anma günlerinde birinci kuşaklar olarak bizim yanımızda olan bu büyüklerimiz, çok saygıdeğer büyüklerimiz de rahmetle anmak isterim. Olsun. Hepsinin toprağı çünkü mübadeleyi onlardan öğrendik. Tabii onların birinci ağızdan dinleme şansı elde ettik. Evet, o bakımdan çok çok önemliydi. Nurlarda yatsın hepsi inşallah diyelim. Sonra konserleri verelim dedik anma gününden sonra. Rumeli türküleriyle başladık. Daha sonra derneklerimizi davet ettik. İstanbul, Bilecik, Kartal, Pendik zaten katılıyorlardı. Silivri, 11 federasyonlar, Silivri, Çatalca, hepsine de buradan selamlarımı gönderiyorum eğer izliyorlarsa da. Sevgilerimi selamlarım. Ben onlara ulaşmaya çalıştım mümkün olduğu kadar. İnşallah izliyorlardır. Evet. Onlar katıldılar. Rumeli Federasyonu katılmışlardı. Sağ olsunlar kendileri. Güzel, muhteşem bir katılım oldu. Evet. O vesileyle hem karanfillerimizi bıraktık anma günümüzde. Daha sonra
şeye gidip kültür merkezimize giderek nikah dairesi kültür merkezimizde bir slayt gösterisi. Daha sonra soprano Pınar Temizel bizim zaten solistimiz o küçük bir dinleti sundu bize. Daha sonra bizim dernek başkanlarımız, katılan bütün dernek başkanlarımızı kısa kısa konuşmalar yaptılar. Sonra gelen derneklerimizin folklor grupları gösterilerini yaptılar. Evet. Tabii ki Kaan Temizler, Kakapedia grubu da her iki milleti temsilen diyoruz ya bir madeni iki taraflıdır evet. diye. Onlar da o tarafını yansıtarak bu şekilde etkinliklerimiz devam etmeye başladı. Daha sonra da bu bittikten sonra bu zerre şeyimiz, çiçek bırakma törenimiz bunlar. Derneğimize dönüyoruz ve derneğimizde de geleneksel zerdemiz, mübadil zerdemiz ve pilavımızı ikram yani ederiz. Bilmeyenler olabilir, zerde bir mübadil tatlısıdır diyebilir miyiz? Evet, aynen öyle. Evet. Sarı renkli zerde çaldığın o kendi koyu evet, sarı rengine vererek... Sütlacın sarı rengi sütla, ama tabii evet. lezzet başka tabii ki. Kıvam sütlaçımsı, sarı renkli, biraz fazlaca tatlı. Hani çok tatlıyı sevmeyenler için biraz ağır gelebilir. Evet. Ama çok güzel bir tatlıdır. Evet, yani. Geleneksel tatlımızı da ikram ederiz. Bu 12 yıldır, 11 yıldır. Bu sene ne yazık ki... böyle ikramlarımızı biraz daha sınırlı tutarak yapamayacağız. Evet. Sonra dedik 2012 yılında bir şey yaptık. İlk defa Türkiye'de mübadillerimizden oluşan bir fotoğraf sergisi açtık. Evet. Çok kıymetliydi bu da, bu da bir ilkti. Ve emin olun herhalde bir hafta mı 15 gün ne kadar tuttuk bilmiyorum. 7000 kişi girdi. 7000 kişi izledi. Tuzla gibi bir yerde 7000 kişi her Türkiye'nin her yerinden gelerek izledi ki bu da muhteşem bir şeydir. Anı defterimizde koyduk zaten. Evet. Bir anı defterimiz de var. Bu şekilde sonra TRT, NTV, Rumeli TV, Başkent TV bunlar hem bizim etkinliklerimize gelerek hem de Tuzla'da bir belgesel yaparak belgeselleştirdik yani bu, evet. bu bizim çalışmalarımızı. Çok kıymetli anılar bunlar. Yani bunu yapıyoruz ama arkamızda bırakacağımız bir hayli malzeme var. Çok fazla var. Evet. Şunu da belki eklemek lazım. Evet. Tuzlalı mübadiller ve mübadil çocukları kendi ata topraklarına da ilk kez yine Tuzla'nın düzenlemiş evet, olduğu evet. bir Yunanistan gezisiyle evet. gittiler ve çok duygusal bir geziydi evet, gerçekten. Evet. Ve hepsi de her zaman minnetle bana yaşlı insanlar evet. minnet duymuşlardı. Onları ben ellerinden ayaklarından öpüyorum. Çoğunu kaybettik zaten. Allah rahmet Allah eylesin hepsini. Nurlarda yatsınlar. Çok geç kalmıştık ama bir yerden yakalamıştık onları. O konuyu bir yerden yakalamış olmaktan gerçekten mutluluk duyuyorum. Evet. Ama benim her zaman sen baban ve sen sağ kolumdunuz. Rahmetli eşimi de buradan baban rahmetle anıyorum. O olmasaydı bu dernek olmazdı. O olmasaydı ben bu kadar rahat çalışamazdım. Ona da mekanında cennet, mekanı cennet olsun. Amin. Evet, özlemle andığımı da söylemek istiyorum. Her konuda hakikaten evet. destek evet. Oluyordu. Evet. Bu bütün bu anlatılanların arkasında aslında onun da bir evet. bir eli var aslında. Mutlaka yani. Vardır ve şu anda da bunları hissediyordur diye düşünüyorum. Hissediyordur. Evet. evet. Sonra sergimizi yaptık. Çok keyifli bir sergi oldu, güzel bir sergi oldu, başarılı bir sergi oldu. Daha sonra geçen sene dedik ki bu sergiyi bir daha yapalım ama tabii salon bulmak mümkün değil. Yani bütün bu etkinlikleri yaparken aslında siyasi erkten yeterli desteği alamıyoruz diye hafif bir şeyle söyleyelim. Üzüntümüz var, var, üzülüyoruz. Evet, hafifleterek bu şekilde söylemiş evet, olalım. Evet. Maalesef o anlamda hiçbir destek almadan dernek tamamen kendi kaynaklarıyla, evet. kısıtlı kaynaklarıyla ve kendi insan gücüyle yaptı evet, evet. bu zamanı. Mübadele hiçbir siyasinin tek elinde değildir. Kesinlikle öyle. Evet. Burada bize yapacakları en iyi iş bize imkanlar sunmak. Salon imkanı sunmaktır. Biz kimseden 5 kuruş para istemeyiz. İstememişiktir de zaten. Salon imkanları sunsunlar. Bizim yeteğimizse küçük küçük salon verdiler. Çok özür dilerim. Selanikli Onur, anneannem 100 yaşında bizi canlı yayına alırsanız seviniriz demiş. Aynen. Onur, bu yayında değil ama bunu yapalım mutlaka. Çok kısa bir zaman içerisinde. Bunu yapalım çünkü çok az sayıda kalan birinci kuşak mübadilerden biri zannediyorum anneanne. Bunu bu yayında değil ama yayından sonra konuşalım olur mu? Evet. Konuşalım, yazışalım, bunu programlayalım. Bugün için biraz zor olabilir bunu yapmak çünkü çok uzakta bizim şu an yayın yaptığımız cihaz. Oradan o kontrolleri yapmak bugün zor olacak ama özellikle yayından sonra bana ulaşırsan
Bunu organize edelim hızlıca. Evet, çok çok ellerinden öpüyoruz. Ellerinden öpüyoruz. Ne kadar güzel bir şey. Nerede oturuyorlarmış acaba? Galiba İzmir olması lazım. Öyle mi? Onların İzmir'de olduğunu daha bağlanalım. Biliyorum. Mutlaka sizin için birlikte bir canlı yayın yapalım. Evet, ellerinize evet. Öpüyoruz. Ellerinden evet. Öpüyoruz. Sağ olun, evet. Var olun. Şimdi tabii alıyoruz. Mesela geçen sene festival yaptığımız uluslararası festivalde sağ olsun Şadi Başkan desteğini verdi. Salon desteğini de artık alabiliyoruz. Hı hı. Ama benim istediğim şu. Eğer Tuzla'da böyle bir tarih varsa, böyle bir geçmiş varsa buna birlikte yapalım. Yani biz tek başımıza bir dernekiz, nihayetinde bir avuç kadınız yani. Evet. Yanımızda iki tane, üç tane erkek var. Bunları yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Tuzla'nın kültürüne, Tuzla'nın turizmine, Tuzla'nın geçmiş tarihine hizmet etmek için yapıyoruz. Yani her ne kadar siyasiler Tuzla'ya hizmet etmek istiyorlarsa biz de Tuzla'ya ve Türkiye'ye hizmet ediyoruz aslında. Farklı bir şeyimiz evet, yok. Evet. Onun için ben tekrar rica ederim. Bütün anma etkinliklerimizi de görmek isteriz. Aslında hepsini. Bütün siyasileri görmek herkesi isteriz. Herkesi görmek. Çünkü evet. Anma etkinliği bir kişiye mahsus değil yani. Tabii aynen öyle. O herkese ait bir şeydir. Her isteyen bizim anma etkinliğimize gelebilir. Bu bir sivil toplum oluşum ve hareketidir. Evet. Ortak mirasımızı, ortak tarihi mirasımızı canlı tutmak adına yapılan şeylerdir bunlar. Evet. Evet. Dostluk adına yapılan şeylerdir. Bu dediğim gibi hiçbir şekilde siyasi yere çekilemez. Biz kendimizi güçlü hissederiz. Yanımızda olduklarında biz kendimizi çok güçlü hissederiz ve bir yapıyorsak 10 yaparız. Aynen öyle. Bunu istiyoruz. Tabii hala taleplerim var. Çok büyük mutluluk duyarım. Geçen sene de dedi ki Ayazma'da kültür merkezini istedik, talep ettik. Muhteşem bir sergi oldu orada. Evet. Çok güzel bir sergi oldu. Yine Pınar Temizel Çulha'ya teşekkür ediyorum. Orada güzel bir dinleti oldu. Niyazi Ölmez, opera sanatçısı. Niyazi Ölmez, Evren Kutlay. Evren Kutlay yine orada bir güzel bir piyanist, ünlü bir piyanistimiz. Yine opera sanatçımız Pınar Temizel Çulha müthiş bir dinleti yaptılar anma gününden sonra. O dinletinden sonra zerde pilavımız dağıldı ve sergimizi açtık. Orada müzemizden anlatacaksın biraz sonra. Evet. Müzemizden sadece müzemizin 20'de birini, 30'da birini getirdik diyelim. Tabii. Yani o kadarını getirebildik. O kadar büyük bir alanda muhteşem oldu. Çok insan, herkes hayran oldu. Niye müze o değil burası? Niye sizin müzeniz değil burası evet, dediler. Evet. Böyle bir müzeye ihtiyacımız var. Buradan yine belediye başkanına sesleniyorum. Şadi Başkanım, ne olur bize müze yeri ver. Evet. Rica ediyorum sizden. Bakın insanların orada bize bağışladıkları, ta Balkanlardan getirdikleri kıyafetleri, belgeleri, eşyaları, Atatürk'ün kahve içtiği sehpası, Latife Hanım'ın orijinal elbiseleri üst üste yaşıyoruz. Sıkıştırdık, evet. Hepsi çürüyecek. Rica ediyorum Osmanlı ne olur bize bir yer. Belge, evet, belgelerimiz yani. Orada. Onun içerisinde her şey bir mübadele tarihi küçücük bir 35 metrekare küçücük evde geliriz, sandıkların evet. içerisine. Evet. Ben lütfen rica ediyorum. Hatta ellerinizden bile öpüyorum. Ne olur böyle bir şey bize bahşedin. Evet. Sayın Şadi Bey yani. Rica ediyorum sizden. Başka bir şey diyemeyeceğim. Çünkü bu anıları bana emanet ettiler. Benim eşim vefat etti. Yarın bana bir şey olduğunda kime bağışlayacağım, kim ilgilenecek diye gerçekten üzülüyorum. Evet, dernek arkadaşlarım sağ olsunlar. Hepsi canhıraş mücadele veriyor. Bir emek veriyoruz. Ancak bunun başını çeken olarak sorumluluğun bende olması çok ağır bir yük. Yani bir destek olmadan götürülebilecek bir şey evet. değil bu. Evet. Evet. O yüzden buna ihtiyacımız var ve 3 aşamalı bir destek gerekir. Yani evet. yerel yöneticimiz, ilçe evet. belediyesi önemli. Evet. İl belediyesi önemli evet. veya iktidar büyük önemli. Şehirle de temasa geçtim. Evet. İnşallah onlar da ilgilenirler. Çünkü Tuzla bir mübadele kentiyse bir de bakın anıt istiyorum. Yani Türkiye'nin merkezi burası, mübadelenin merkezi olması dolayısıyla evet. Tuzla sahilinde, karantinanın karşısında bir anıta, mübadele anıtına ihtiyacımız var. Bu olmalı mutlaka. Bunu da dile getirdim. Mesela yazdım. Ben çok kıskanıyorum. Yunanistan'a gittiğimizde en ufak bir köyde, yani evet. Anadolu'dan oraya geçmiş olan, göç etmiş olan insanların herhangi bir köyünde mutlaka bir yerlerde ya bir heykel, ya bir anıt, ya bir kitabe, bir şey evet. var. Onların evet. o geldiği yere dair hafızalarını canlı tutmak adına. Evet. Burada Türkiye'de böyle bir şey maalesef yok. Ya işte var Çatalca'da bir müzemiz yerinde kondu ama yani ya müze Tuzla olarak, önemli evet, bir yer. Müze olarak belki müze, var evet, ama. Bir küçük burada olması gereken şey yaptı. Küçük kuyu sanıyorum belediye başkanı yaptı ama Tuzla başka bir şey. Tuzla'ya bütün mübadiller gemilerle akın akın Tuzla'ya geldiler. Karantina mübadillere kucak açtı. Evet. Tuzla kucak açtı. Bağrında baktı.
O barakalarda insanlar öldü, ölenleri o zeytinlerin altına gömdüler. Evet. Yani Tuzla başka bir dünya. O bakımdan söylüyorum. Dolayısıyla mutlak surette o bizim bir anıta, bir de Tuzla'da müzeye ihtiyacımız evet. var. Bunu artık yani gündeme her gün neredeyse getirmek zorundayım ve getireceğim. İnşallah sesimizi bir duyan olur diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah. Evet. Bu yayınlar biraz da bunun için yapılıyor. Biraz topu sana atıyorum. evet. Annem küçük çaplı meclis konuşması enerjisiyle. Ama çok doluyum. Ne yapayım yani? O kadar doluyum ki çok. Yani alkışlayasım geldi. Evet, canım benim. Sağ ol. evet. Ben biraz müzeden bahsedeyim. Evet, bence. Müze, 2013 yılının Kasım ayı, yanlış söylemiyorum inşallah, değil mi? Evet. 2013 yılının Kasım ayında Tuzla'da pek çok ailenin, daha çok Nursel Temizli'nin şahsına güvenerek, kendisine duyduğu saygı ve sevgiye de güvenerek, ailelerine ait olan belgeler, fotoğraflar, özel eşyalar bağışlanmaya başladı Tuzla Sosyal Danışma Derneği'ne. Mübadele temeliyle ilgili veya bu eski bir Rum köyüdür Tuzla. Buradan ayrılmış olan Rumların evlerinden çıkan parçalar olabilir. Onların burada bıraktığı eşyalar olabilir. Bunlara dair pek çok herhalde yüzlerce diyebileceğimiz evet, çok obje, çok fotoğraf, belge, kıyafet, evet. Halı, kilim gibi pek çok obje derneğe bağışlanmıştı. Ve bu bağışlar kayıt altına alabildiğimiz kadar tabii sonuçta biz bir dediğim gibi bunlar da kaynak işi. Elimizden geldiği kadarıyla bir envanter hazırlayıp bunları teşhir etmeye başladık, ziyarete açtık. Tuzla'nın ilk kent mübadele evi dediğimiz aslında ama fiilen bir müzedir orası. Evet. Böyle bir müzesi oldu Tuzla'nın. Ve mübadele anlamında yine yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'nin ikinci müzesidir. Evet. Çatalca'daki müzeden sonra açılmış olan ikinci müze diye biliyorum. İlk mübadele evi, ikinci müzedir diyebiliriz. Tabii burada bunları yarıştırmanın bir anlamı yok ama Tuzla'da, Tuzla gibi küçücük bir, herhalde İstanbul'un en küçük ilçelerinden biri olan Tuzla'da ve sadece bir ilçe derneği olarak kurulmuş bir derneğin kendi öz çabasıyla ortaya çıkardığı bir müze bu. Bu yüzden çok değerli. Evet. Hiçbir destek olmadan, herhangi bir maddi destek olmadan, sponsorluk olmadan, siyasi destek olmadan sadece ya açık açık söylemek lazım. Nursel Temizli'nin kendi özverisiyle, birinci sırada onun kendi özverisi, dernekteki arkadaşlarımızın, çok büyük üyelerimizin, yönetim, o dönemki görev yapan tüm yönetimlerimizin desteğiyle böyle bir müze oluştu ve bu müzeye dünyanın her yerinden insanlar geldi ziyaret ediyor. Yani değil mi? Evet, ben mesela evet, Avustralya'dan gelen biliyorum. İşte Avrupa'nın pek çok şehrinden gelen yabancı gruplar geldi. Evet. Evet. Üniversite öğrencileri tez hazırlamak evet. için gelenler. Çok tez hazırlattık. Evet. Doğru. Hem öğretim görevlileri için evet. hem öğrenciler için evet. Pek çok kişinin tezine yardımcı oldu bu müze. Evet. Dergilerde yayınlanan pek çok makaleye kaynak oldu. Önemli bir müzedir. Yani Avustralyalardan gelen ziyaretçiler var ama bu ilçenin belediye başkanı oranın kapısını açmadı. Oraya girmedi. Üzücü. Üzücü. Evet yani üzücü diyelim. O kadar. Üzülüyorum. Ben çok üzülüyorum açıkça. Ama söylüyoruz artık. Ne yapalım yani? Bunu söylemek zorundayız. Burada illa hani şu görüşle alakası yok bunun. Yok yani, kesinlikle. Şu görüşten, bu görüşten değil. Burada yapması gereken bir belediyenin ne yapması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bunları yapmasını istiyoruz sadece. Evet, evet. Genel şey bu. Müzeyi mutlaka ziyaret etmenizi öneriyorum. Bu müzede ne var? Bir defa mutlaka mübadele tarihine ait pek çok belge, fotoğraf, orijinal bunlar bu arada. Kıyafet, orada giyinmiş olup göçten sonra tekrar Türkiye'de giyinmiş olan kıyafetler, halılar, fotoğraflar, el eşyaları ve bunun yanında Atatürk'ün kendi kullandığı özel bir takım eşyalar var. Evet. Latife Hanım'ın giydiği kıyafet var. Çok değerli yani son gelenleri söyleyelim. Yani Atatürk'ün İzmir'de suikaste uğradığı zamanki ceza hakiminin eşinin kıyafetleri, ailesinin kıyafetleri ve 3 valiz geldi. Evet. Yani insanların güvenine teşekkür ediyorum. O kadar çok güveniyorlar ki. Evet. Yani dramadan giymiş kıyafetler, eşyalar o dönemde giymiş. Getirip insanlar emanet ediyorlar. Ben utanıyorum. Teşhir edemediğim için utanç duyuyorum evet, aslında. Evet, evet. Bunları teşhir etmeliyim. Hatta ben her 15 günde bir farklı şeyleri değiştirerek yapabilmeliyim. Bana bu imkanı verecekler. Verdi bana kim verirse bu imkanı
Ben de onları aşağıya çıkaracağım. Yani şimdi, tek derdimiz Tuzla'nın ve mübadele tarihinin daha iyi bir şekilde sergilenmesi, yeni yetişmekte olan nesle bunların gösterilebilmesi, anlatılabilmesi. Bunun başka bir amacı yok. Zaten olamaz. Başka kesinlikle. Bir amacı ne olacak? Evet, evet, kesinlikle. Evet, bu cuma ne yapıyoruz? Evet, şimdi artık programımıza gelelim. Daha önceleri biliyorsunuz zengin programlar yapıyorduk. İşte gösteriler, ne bileyim sergiler. Ama bu pandemi dolayısıyla bu sene ne yazık ki bunu yapamıyoruz. Evet. Hatta 30 Ocak pazar gününe denk geliyor ki çok güzel bir gündü bizim için. Ancak yasaklar dolayısıyla kaymakamlıktan ve emniyetimizden 29'una izin istedik. Bu yüzden cuma günü. Bu yüzden cuma gününe almak zorunda kaldık. Sokağa çıkma yasağı var. Evet. Dolayısıyla da işte o gün biraz pandemi şartlarında yapacağız. Daha sınırlı ama katılımı tabii istiyoruz mutlaka. Evet. Çünkü biz bunu son tek kişi kalsam bir karanfilimi bırakacağım. Zaten orada açık havada bir etkinlik bu. Açık havada olduğu için sonu yok. Müzemizin önünde saat 14'te, cuma günü saat 14'te müzemizin önünde. Yani Tuzla Cami Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Galip Ağa Sokak, 13 numaralı binada bizim. Bu açık adresleri zaten hem derneğin sayfalarında, hem Nursan Temizel'in sayfası, hem benim sayfamda, Kakapedia sayfalarında. Bu etkinlikle ilgili adres bilgilerini, yani nerede olacak, tam programın detayını her yerde paylaşacağız. Ama özetle bu cuma... Bu cuma saat 14'te müzemizin önünde buluşacağız. Tuzla'dayız. Tuzla'da müzemizin önünde buluşacağız. Tuzla kentine bir bahsedelim. Gelebilirseniz ben hem bir dernek üyesi olarak çok mutlu olurum. Hem de Kakapedia Dans'ın kurucusu olarak Kakapedia'nın hem dansçılarını hem de Kakapedia'ya gönül veren arkadaşlarımı orada görmeyi isterim. Çünkü bu özel bir an. Uzun da sürmeyecek zaten bu seneki. Yok, bu seneki çok az. Çok öyle aman aman vaktinizi alacak soğuk da bir şey değil. Soğuk ama olsun. Onlar kardık işte gemilerle gelmişler. Biz de çok soğuklarda yaptık ama tabii ki onlara bir borcumuz var. Bir borcumuzu eda etmek durumundayız. Aynen. Bunu sonra... yapalım. Yani bunu mutlaka gelin ve o anda beraber çiçeklerimizi atalım. Yani şey yapalım ama Atatürk'e bu gidiyoruz. Hayır, sen programı istersen evet. Programı söyleyeyim ondan sonra detayları. 14'te müzemizin önünde buluşuyoruz. Arzu eden müzeyi de daha erken gelip gezebilir. Evet. Onu da söyleyelim, orada bulunacağız. Ve tabii kısıtlı sayıda pandemiden dolayı aynı anda en fazla kişi gezebilir. Ya da dönüşte de gelebiliriz. Yani o anki duruma bakacağız. Evet. Ziyaret edebiliriz. Oradan çok yakın bize Atatürk tören alanımız, Atatürk'ün büstünün olduğu tören alanı. Yürüyerek elimizde karanfillerimizle, karanfilleri biz temin ediyoruz zaten onlar geliyor. Karanfillerimizle Atatürk büstünün oraya gidiyoruz tören alanına. Orada işte saygı duruşumuzu, istiklal marşımızı söylüyoruz. Daha sonra atımıza bir çelenk bırakıyoruz. Oradan sonra ana vefa borcumuzu ilettikten sonra deniz kenarına doğru yani bizim karantinamıza, bu bahsettiğim karantina binasıyla karşılıklı olan deniz kenarında... Evet. Birleşerek orada da savaşlarda ve göç yollarında kaybettiklerimizin anısına hepsinin anısına birer karanfil denize bırakıyoruz. Evet. Belki bir vardır olsunu da söylüyoruz. Evet, bir numara türküsünü de arkasından ya da şey söyleyebiliyoruz işte. Drama köprüsü. Kırmızı gülü söylüyoruz. Atatürk'ün sevdiği parça işte onu söyleyeriz. Neyse aklıma gelmedi şimdi. Yani bu şekilde bitirmiş olacağız bu sene. Evet. Etkinliğimiz pandemi dolayısıyla kısa olacak. Hüzün çiçekleri bu yüzden dedik. Evet. Denize karanfil bırakıyoruz. Evet. Sembolik olarak. Evet. Sanki işte 98 yıl önce gelen atalarımızı anısına sanki onları tekrar bir karşılar gibi denize bir karanfil ya da bir çiçek bırakıyoruz. Evet. Şimdi cuma günü Tuzla'ya gelebilecekler olacaktır aranızdan inşallah. Bekleriz gerçekten. Çok da mutlu oluruz sizleri görürse. Ama tabii ki gelemeyecek olanlar vardır. İstanbul'da yaşamayanlar var zaten. Şu anda yayında olur. Evet. Biz o yüzden şöyle bir şey düşündük yayından önce. Dedik ki anneme herkes gelemez ama en azından deniz kıyısında yaşayan veya deniz kıyısında ulaşabilecek olan arkadaşlar o gün denize tam aynı saatte hatta mümkünse bir elinize bir çiçek, karanfil ya da başka bir çiçek ne bulursanız artık. Evet. Denize bırakıp bunu video ya da fotoğraflayıp hüzün çiçekleri etiketiyle sosyal medyada paylaşırsanız mutlu oluruz. Evet. En azından o hınca hınç yaptığımız eski anma günlerinin kalabalığını yaşayamıyoruz. Evet. En azından sosyal medya ortamında bu farkındalığı yaratmış olalım. Evet. Hüzün çiçekleri tek ile eğer bunu bir deniz kenarına gidebiliyorsanız, gelebiliyorsanız Tuzla'ya, gelemiyorsanız ve denize de ulaşabiliyorsanız o gün
içerisinde böyle bir şey yapıp çekerseniz video ya da fotoğraf ve bu tekle mutlu oluruz. Hepsini saygıyla anlarız. Mutlaka her ailenin ailenin içerisinde ataları, dedeleri mutlaka bir savaş kahramanıdır. Mutlaka bu ülkeye çok büyük hizmetleri geçmiştir. Herkesin geçmiştir ama onların daha fazla geçmiştir. Onların ruhuna diye atsınlar. En azından ille de başka farklı düşünüyorsa büyüklerimizin kaybettiklerimiz büyüklerimizin anısına hepimiz birer çiçek. Cuma tam saat olarak kaçta bırakıyor olacağız çiçekleri? Saat 14.30'da Atatürk'ün üstündeyiz. Sanıyorum bir 15 dakika sonra belki küçük bir konuşmalar 15 diyelim olabilir. O zaman. 15'te. Tuzla'ya gelemeyecekler için şöyle diyelim. Saat 15'te deniz kenarına elinizde bir çiçekle veya çiçeklerle gidip video veya fotoğraf tek olarak da etiket olarak da hüzün çiçekleri yazarak paylaşabilirseniz çok seviniriz. Beraber olmuş gibi oluruz. Ya yani biz sizin yanınızda olacağız, siz de bizim yanımızda olacaksınız o anda galiba. Evet, onu hissedeceğiz galiba. Evet. O şekilde olursa biz de çok mutlu oluruz. Bizim de herhalde bugün 87 yıl hiç konuşmadan sessizce bu dünyadan gidiveren atalarımızı da o anda onları hissedeceklerdir. Hissedecekler. Biz de onların çocukları ve torunları olarak böyle bir görevi yerine getirmekten doğrusu herhalde manen mutlu olacağız. Manen mutlu manen olacağız. Mutlu olacağız. Kendimizi bu anlamda iyi hissedeceğiz. Görevimizi yerine getirmiş gerçekten. Olmanın altını yaşayacağız. sorularınız varsa alabiliriz. Hani ilk başta bazı sorular vardı. Bunların bazılarını atladık. Evet. Yorumlar geçti. Sormak isterseniz şu an sorarsanız dilimiz döndüğünce yanıtlayabiliriz. Kısaca mübadeleyi anlattık. Anma günü ve bu zamana kadar dernek olarak yaptığımız etkinlikler, mübadele üzerine yaptığımız etkinliklerden bahsettim Hüseyin Temiz'e. Ben dilim döndüğünce Mübadele Müzesi'ni biraz anlattım. Bu cuma programı verdik ama bu detaylı program bilgilerini dediğim gibi hem benim kendi sosyal medya hesaplarımda, Kakapedya'nın hesabında, derneğin hesabında ve Hüseyin Temiz'in hesaplarında bunları paylaşacağız bütün detayı. Herhalde yarından itibaren paylaşıyoruz. Orada zaten adres bilgileri, hangi saatte, nerede olacak hepsi yazıyor olacak. Ve Hüzün Çiçekleri diye bir etiket açtık. Bu etiketle ilgili Twitter, Instagram, Facebook bu etiketlerle paylaşım yaparsanız bu farkındalığı arttırmış oluruz. Belki görmeyenler de görmeye başlar. mutlaka faydalı olacaktır. Bir soru geldi. Mübadele sırasında taşınır veya taşınmaz mallar, önemli belgeler veya borçlarıyla gidenler, bunlar nasıl oluyor sınırdan geçerken? Şimdi istersen şöyle söyleyelim. Bir komisyon kuruldu mübadele kararı çıktıktan sonra. Başında da enteresan bir şekilde tarafsızlık ilkesinden dolayı sanırım Fransızlar vardı bu komisyonun. Türk tarafı, Yunan tarafı ve Fransızların olduğu bir komisyon. Ve bu komisyon bazı işleri, prosedürleri yerine getirdi. Şimdi mübadele kararı çıktığında bütün herkesin oradaki mevcut yaşadıkları yere ait olan taşınmazlarının listesi istendi. Tasfiye talepnamesidir bunların da. Tasfiye talepnamesi. Çünkü onları tasfiye edecek. Yani onun bir listesi alınıyor, imzalanıyor ve şu vaat ediliyor. Yani gittiğiniz yerde de o listedeki onaylanmış olan her şey karşılığı size verilecek deniyor. İşte atıyorum bir eviniz var, 100 metrekare. İşte tapu değeri kaç paraysa o değerde bir ev size gittiğiniz yerde verilecektir gibi bir şey imzalayıp gidiyorsunuz. Ve bu hakları sadece elde edebiliyorsunuz. Bunun haricinde başka bir şey yok. Bir de yanınızda ne götürebiliyorsanız o başka bir şey yok. Tabii burada hep şöyle bir sorun olmuştur. Bize de derler Atatürk size yer verdi. Atatürk oradan onu verdi. Atatürk size bunu verdi. Türkiye'de öyle bir bolluk yoktu arkadaşlar. Yani evet ev verildi çünkü o kişinin Yunanistan'da bir evi vardı. Yani Yunanistan'da yaşarken bir evi var. Tarlası var. Tabii ki yani. Ve tapu değeri üzerinden bir karşılık verildiği için çok daha küçük bir ev ya da çok daha değer olarak düşük bir eve geçmek zorunda kaldılar. Evet. Çünkü tapu değeri üzerinden hesaplandı. Bugün mesela eviniz atıyorum 1 trilyondur ama tapuya gidin işte 400 bin liradır mesela. İşte o 400 bin liralık eve geçebildiniz siz. Bunun gibi sorunlar mübadelenin sorunlarından biriydi. Dediğim gibi mübadele üzerine konuşulacak sabaha kadar birçok konu var. Bu onlardan bir tanesi mesela. Herhalde cevap olmuştur diye düşünüyorum sorunuza. Gelirken de zaten pek bir şey getirmemişler. Yani kimisi bir tek işte kilimiyle, battaniyesiyle gelebilmiş üstünü örttüğü. Yani hiçbir şey getirmemişler. Getirecek durumda değil. Zaten yollarda uzun süre kalmışlar.
Selanik limanlarında biliyorsun. Evet, o evet. bakımdan büyük sıkıntılar çekmiş. Yani yolculuğun kendisi sıkıntı, geldikten sonra ayrı sıkıntı, evet. geldikten sonra yerel halkla olan iletişim ve kaynaşma süreci evet. de ayrı bir sıkıntı. Bunlar için başka bir toplantı yapalım. Evet, yani konu konuyu açıyor orada. Daha güzel sorular bekliyorum. Evet, evet. Başka sorular varsa... Mübadele evet, çok derin, çok uzun ve senelerdir de bu konuyla ilgilendiğimiz için bayağı bir birikimler yaşadık evet, galiba. Evet, evet, evet. evet. Sorularınız varsa yanıtlayabiliriz. Evet. Biraz daha buradayız. Yoksa tabii bir süre sonra zaten yavaş yavaş kapatırız. Çünkü bugünkü yayında anlatmak istediklerimizi vermiş olduk. Gündem dışında çok fazla tema bu cuma Tuzla'ya bekliyoruz sizleri. Evet. evet. Soru bir iki dakika daha bekleyelim. Evet. Yeni sorular veya o sevgili büyüğümüzü bekliyorum. Evet, Selanik'te olur. Onurcuğum, evet. bekliyoruz. Ben senden mesaj bekliyorum. Evet. Sanırım telefonda var sende. Bir kere görüşmüştük, tanışmıştık çünkü. Öyle mi? Evet, 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 İzmir'de. O olayı mutlaka çok hızlı bir şekilde yapmaya çalışalım. Şimdi aslında telefonla da yapabiliriz röportaj. Bu ikinci kitabında da anneannesini konuşturursak çok keyif alırım, mutlu olurum. Yani evet. eğer bir röportaj yapabilirsek... Evet. Biliyorsunuz şu iki... Tabii mal mübadelesi işte Ahmet evet. abi diyor. Diyor ki mal... Zaten evet yani mal mübadelesi derken işte oradaki bu. Evin karşılığını burada verdiğinde tabii bir Rum evi. Yani benim doğduğum ev Rum evi mesela. Evet, evet. Annemin de öyle. Çünkü Tuzla eski bir Rum evi zaten. Nereyi verecekler? Onların boşalttıkları evleri veriyorlar. İşte onlar evleri boşaltıyor. Bizimkiler de orada işte şu tasfiye talepnamesine zaten evi... Hatta kullandıkları evdeki malzemeler dahi kayıt altına alınmış. Evet, evet. Yani evet. çok şey kayıt tabii, altına tabii. alınmış. Herkes Tuzla'ya mı geldi diye bir soru var. Hayır. Herkes Tuzla'ya gelmedi ama... hepsine de ben cevap veriyorum. Tabii sen ver ben. Hayır, ben çok konuştum. Herkes tabii ki Tuzla'ya gelmedi ama karantina Tuzla'daydı. Yani Türkiye'nin pek çok yerine dağıtılan insanlar önce bir Tuzla'ya geldiler. Oradan çeşitli yerlere dağıttılar. Evet. Ha tabii başka karantinalar da vardı. Yani Kuşadası'nda vardı, evet. Urla'da vardı. Ama Tuzla herhalde lokasyondan dolayı, coğrafi yapısından dolayı, yakın olmasından dolayı evet. ilk duraktır. Yani bu bahsettiğimiz 750 bin kişinin herhalde zannediyorum bir çalışma rakamı değil ama 500 binden fazlası bir Tuzla'ya gelip buradan dağıtıldılar. Evet. Kayıtları var burada ama biraz az kayıt varmış galiba karantinada geçenlerde biraz söyledim. Azmış burada geçken evet, alamamışlar. Evet, kayıt evet, altına alamamışlar. Evet, yani eksiğimiz evet. çok bizim ülke olarak. Ne yazık ki öbür taraf çok kayıt altına almış hepsini ama bizler alamadık. Çok geç kaldık onlar için. Evet onlar yani Yunan tarafı yani Rumlar mübadeleden hemen sonra dernekleştiler, vakıflaştılar ve anılarını hemen kayıt altına aldılar. Hı-hı. Çok hızlı başladı evet, o süreci. Evet. Türkiye'de bunun miladı 20 yıl önce falan herhalde. Evet, yani evet, öyle başladı. Çok geç kaldık ama yine de önemli. Hepsi geç bile kalınsa önemli. Evet, evet, evet. Bakalım. Onurcuğum o zaman şey yapalım ya, alalım mı Onur? Yani? Alalım, varsa vaktimiz tabii. Yani... Anneannenin, Onur bir şey gönder, canlı yayın isteği gönder. Çünkü soru zaten pek gelmiyor, kapatacağız dedik. Evet. Hazır vaktimiz varken size verelim, bir canlı yayın isteği gönder, seni alalım yayına. Evet, çok iyi olur. Anneannenin adını da sonra, merak ediyoruz. İzleyicilerimiz de merakla dinleyeceklerdir. Çok evet, evet, evet. Olur. Arkadaşlar biraz zorlanarak yapacağım bu işi, kusura bakmayın. Evet. Onur'u bulmaya çalışacağım. Onurcuğum sen de bana bir canlı yayın isteği gönderirsen... Ha buldum seni. Kabul et olmuş. Evet saat 7. Onurcuğum merhaba. Merhaba. Gönderirsen. Ha buldum seni. Hocam bağlandım sanırım. Bağlandınız, bağlandınız. Biz görüyoruz sizi. Görüyoruz. İyi akşamlar diliyorum öncelikle. İyi akşamlar. Şöyle ben anneannemin yanına doğru gideceğim. Anneannemin ismi nedir onun? Anneannemin ismi Nazike. Nazike. Evet. Nazike Bilgiç. Bilgiç. Nereden? Şimdi size geldiler. Çok teşekkür ediyorum böyle bir yayın yaptığınız için öncelikle. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel bir şey oldu. İyi oldu. Evet. Nazike teyzeciğim merhaba. Teyzeciğim hoş geldin. Nasılsın? Canım. Nasılsın? Şimdi anneannemin kulakları duymuyor. ve gözleri de artık yavaş yavaş görmemeye başladı. Evet.
İzmir'de Firdevs hocamız var. Tanıyorsunuzdur. Firdevs Tuncay. Evet evet. O yazar değil mi? Evet. O son çıkaracağı kitabına anneannemi de dahil edecekti. Evet. 3 sene önce bir röportaj yapmıştık. Ama evet. Artık çok bir şeyler konuşamıyor. Duyamıyor yani. Çok duyamıyor ve göremiyor. 100 yaşında dedin değil mi Oldurt'tan? Evet. 100 yaşında. Bu sene 100 yaşını kutladık. Kayalar köyü 1921 doğumlu anneannem Koçana. Evet. Karadeniz üzerinden Akıncılara Gölova Akıncılar Sivas diyorlar. Daha sonra 60'lı yıllarda İzmir Buca'ya geliyorlar. Anneanne. Hay yavrum. Seni canlı yayına aldım Herkes seni izliyor şimdi. Seni canlı yayına aldım. Bir şey söylemek ister misin? Eskilerden bir şeyler söylemek ister misin? Ne şey söylemek yavrum? Aklına ne gelirse. Ne çok tanışıyorduk biz. Olak müşerdik. Alman yapardık. Başlığa geldik. Kavallara geldik. Bortlama köyü bortlarımız vardı. Bortlama geldik. Bahçelerimizi, eliklerimizi toplardık, severdik, kuruturduk. Aklında mani şey... var mı mani? He? Mani söyler misin mani? Mani mi? Mani. Mani mi söyleyeyim? Var mı aklında bir şeyler? Söylesin. Sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Şarkı biliyor mu memlekette? Memleketten şarkı mani her neyse bir şey söyleyebilir mi? Ya da o taraftan memleket dedikleri yerden bir şey. Bir buçuk iki yaşında gelmiş ya buraya. Evet. Sonra hiç gitmemiş bir daha. Yani babası falan çok genç yaşta ölmüş. Sonra annesinin gözleri kör olmuş. İşte abileri vardı. İstanbul'da yaşıyordu hatta annemin dayıları. Onlar da rahmetli oldu hep. Bir anneannem var işte. Başka kimse yok. Annemle beraber bakıyoruz işte. Dayımlar var. Teyzem var. Annem de burada bu arada. Merhabalar. Emeklerinize sağlık. Ne güzel bir şey yapıyorsunuz vallahi. Bak ne güzel. Yapıyorsunuz anneciğim. Teşekkür ederim. İyisiniz inşallah. Teşekkür ederiz. İyiyiz. Sizleri gördük. Daha mutlu olduk. Ne kadar güzel çok oldu. Çok mutlu olduk. Büyüklerimizi gördük. Evet. Olduk biz de. Biz de öyle canım. Evet, sağ ol. Evet, görüşürüz. Sağ ol, görüşürüz. Teyzemizin ellerinden öpüyoruz. Evet, ellerinden öpüyoruz. Gelmiş. Olur bir tane. Devamlı oturuyor. Nasıl hocam? Bir şarkı, memleket şarkısı. Şarkı mı? Şarkı. Gidiyor ses. Ha, evet ya öyle yani memleketten gibi böyle eskilerden bir şey yapıp mırıldanıyor. Öyle çok bilmiyordu. Dur bakalım bir şeyler diyecek ama manilerden bir şeyler biliyor. Evet, dinlerim. Söyle bakalım. Bacadan çıkıyor elmanın dalı. Baba ne yapacağım bu kadar mallı? İşte görünüyor dünyanın halı. Baca baca gidelim. Çıkı buldum çözelim. Vallahi bela endişe. Ben bacımdan güzelim. Kıp içinde bastırma. Kıstır ipini kıstırma. Kıstırırsa bas kıstır. El oğlunu kıstırma. Çay edince biçilmez. Suyu bulanık geçirmez. Bana değerler yerden geç. Yerden geçirmez. Sıra sıra kazanlar. İlde yazı yazanlar. Cennetini görmesin. Yerime asker yazanlar. İşte böyle. Maşallah. Öpüyoruz onu çok. Ellerinden yanaklarından öpüyoruz. Ellerinden öpüyoruz onu. Çok güzel oldu. Sağ olasın oğlum. Hadi. El salla. El salla ana. El salla. Öpüyoruz teyzeciğim seni. Teşekkür ederim. Sen bizim yerimize öp baba anneanne. Tamam. Öperim inşallah. Görüşmek üzere hocam. Kendinize iyi bakın. Çok sağ ol. Çok teşekkür ben ederim. Ben de aynı saatte Alsancak limanda olacağım inşallah. Allah nasip ederse. Tamam. Evet. Tamam, o tarafta tamam. İbadet dernekleri tamam, yapacaksın. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Çok iyi oldu. Evet bu. Evet.
Evet. İyi oldu gerçekten. Evet. Bak teyzemiz mi? Evet, teyze renklikleri yükseltti. Nazike teyze. Evet, Nazike teyze. Ellerinden öpüyoruz. Maşallah. Biliyoruz. Hala aklında. Hala hafızasında yürüyoruz. Evet. İşte bu eski toprak. Evet. Vatan sevgisi. Maşallah. Tabii yani. İşte toprağın güzelliği. Yani suni bir şey yok. Evet. Allah sağlıkla ömürler versin. Evet. Bizler de sizlerle beraber teyzemizi görmüş olduk. Çok iyi oldu. Evet, evet. Evet arkadaşlar, güzel bir final oldu galiba. Evet, yayın final için. Final çok güzel. Instagram bir şey yapmazsa, bizi üzmezse yayını hem IGTV'ye koyacağım hem de YouTube'a koyacağım. Yani bu yayını sonradan da izlemek isteyenler olacaktır. YouTube kanalı, Kakapedia TV'nin YouTube kanalına koyacağım bu yayını. İnşallah bir sorun yaratmazsa, bazen Instagram yaratabiliyor. Kendi IGTV hesabında da olacak. Oradan da yayını sonrasında izleme şansınız olacak. Evet. Cuma günü gelebilenleri Tuzla'ya evet. bekliyoruz saat 2'de. Evet. Gelemeyenler de deniz kenarındalarsa şayet saat 3'te mi dedik onlar? Saat 3'te. Saat 3 gibi denize bir kanafiye evet. çiçek atmanızı ve hüzün çiçekleri tekrar kullanmanızı. Seni ve burada size atalarımızdan bir görev olsun. O görevimizi evet. bilip birlikte yerine getirelim. Evet. Ve bir inşallah bir şey olur, bir başlangıç olur. Çok belki olur. Her yıl aynı şeyi yapmaya devam ederiz evet. hep birlikte. Evet. Çoğalıyoruz, daha çok çoğalalım. Bence de çoğalacağız evet. diye düşünüyorum. Öyle olacak, evet. öyle olacak inşallah. Güzel bir katılım vardı değil evet. mi? Evet, çok teşekkür ederiz. Evet. Gerçekten yoğun bir katılım vardı. Hala bile şu an bile 100 evet. kişilere yakınız. Evet. Sağ olun, böyle bir değerli bir pazar akşamını ayırdığınız için, bizimle olduğunuz için biz de çok mutlu olduk. Evet, ben de bu mübadele tarihine emek veren bütün Tuzla'da arkadaşlarıma buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Hepsini kutluyorum. Biz birlikte yol yürüdük. Birlikte başardık. Birlikte başarmaya gayret ediyoruz. Ben sadece bir lokomotif olarak görev yapıyorum. Onlar da benim en büyük destekçilerim. Hepsine de buradan teşekkür ediyorum. Büyüklerime saygılar sunuyoruz. Evet. Küçüklerimize sevgiler. Cuma günü. Cuma günü görüşmek üzere inşallah. Ediyoruz. Hepinize. Sosyal medyada ya da fiziken inşallah Cuma günü görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bakın. İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Anne olmaya başarmaya çalışmışızdır inşallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar.